Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapıyor ekranlarınıza getiriyoruz. Mümkün olduğu kadar bizzat katılmaya çalışıyorum. Bugüne kadar da pek çok il kongremizde teşkilatlarımızla ve milletimizle buluştuk. Bu hafta çevrim içi olarak yapılan G20 zirvesi sebebiyle sizlerle canlı bağlantıyla hasret gidermek, hasbihal etmek, kongre heyecanımızı paylaşmak mecburiyetinde kaldık. Bilindiği gibi salgın tedbirleri sebebiyle ülkemizde pek çok faaliyete ara verildi veya sınırlama getirildi. Siyasi parti kongreleri için ise herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz. Yeni kongre tarihlerimizi salgının seyrine göre belirleyeceğiz. Bu haftaki kongrelerimizi hazırlıklarını önceden tamamladığımız için temizlik, maske, mesafe ve diğer tüm kurallara azami riayetle yerine getiriyoruz. Dünyanın tamamı ile birlikte ülkemizi de adeta esir alan salgın musibetinin üstesinden gelebilmek için Milletçe üzerimize düşen fedakarlıkları yapmamız gerekiyor. Kısıtlamaların yol açtığı maddi ve manevi sorunların farkındayız. İşi azalan ve tamamen duran esnafımızın, sanatkarımızın, işletmelerimizin, buralarda çalışan insanlarımızın aynı şekilde buralardan hizmet alan vatandaşlarımızın sıkıntılarını gayet iyi biliyoruz. Okulundan ayrı kalan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin dışarıya çıkışları sınırlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü insanlarımızın neler hissettiklerini tahmin edebiliyoruz. Ancak salgının kontrolden çıkmasının yol açacağı sorunlar daha büyük olduğu için adeta bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak mecburiyetinde kalıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın aldığımız tedbirlere azami riayeti sayesinde salgının seyrini en kısa sürede hedeflediğimiz seviyelere indirerek bugünleri geride bırakacağız. Türkiye salgın sürecini nispeten pozitif ayrışmayla geçirmiş ülkelerden biridir. Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Sizlerin takip ettiği gibi 18 yıllık demokrasi ve kalkınma mücadelemizin omurgasını oluşturan reformlarda yeni bir dönemi başlatıyoruz. Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız. Türkiye'yi tarihinde görülmemiş hizmetler ve eserlerle tanıştıran AK Parti, küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden inşasında ülkemizi hedeflerine ulaştıracak programlara, kadrolara, kabiliyete ve azme sahip tek partidir. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz Yeni yönetim sistemimizi reformlarla daha da güçlendirerek ülkemizi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacağız. Bununla kalmayacak. Evlatlarımıza 2053 vizyonunu hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet edeceğiz. Bunun için önce kendi içimizde onunla birlikte ülke genelinde birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkacağız. Milletimizin huzurlu, güvenli, özgür ve müreffeh geleceği için tek umudu yine AK Parti'dir. Genel Başkanından mahalle temsilcisine kadar tüm AK Parti kadroları olarak böylesine büyük bir sorumluluk altında bulunduğumuzu bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız. Kurulduğumuz günden beri biz sadece Allah'ın yardımına ve milletimizin desteğine güvenerek yol yürümüş, mücadeleye girmiş, zaferler kazanmış bir partiyiz. Önümüzdeki dönem içinde yine tek dayanağımız milletimizdir. Milletimizden alacağımız destektir. Sizlerden kendi şehirlerinizde hiçbir istisna olmaksızın tüm vatandaşlarımıza ulaşarak Bugüne kadar yaptıklarımızı, halen verdiğimiz mücadeleyi ve gelecekte nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi anlatmanızı istiyorum. Gönlünü kazanmadığımız, desteğini almadığımız, sandıkta oyunu bize vermesini temin edemediğimiz tek bir kişi kalmayana dek bu gayreti sürdüreceğiz. Böylesine kutlu bir davada asla senlik benlik kavgasına şahsi hesaplara, kibre, atalete, tembelliğe yer olamaz. Kendini partisinin ve halkın üzerinde gören kişinin sonu hüsrandır. Biz sadece ve sadece milletimizin hizmetkarlığına talibiz. Hamdolsun milletimizin de AK Parti'ye olan teveccühü artarak devam ediyor. Başlattığımız gönül seferberliğiyle üye sayımızı 11 milyon 200 binin üzerine çıkardık. Kadın kollarımızın ve gençlik kollarımızın üye sayılarında da tarihimizin en yüksek seviyelerini yakaladık. Amacımız her yıl 1 milyon yeni üye hesaplarımıza katarak milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirmektir. Kongrelerimizi ahde vefanın ve değişimin birlikte yaşandığı demokrasi şölenlerine çeviriyoruz. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımızdan dar bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İlçe kongrelerimizde görev alan, bugün de il kongrelerimizde görev alacak olan arkadaşlarıma Rabbimden başarılar temenni ediyorum değerli kardeşlerim. Türkiye'nin 2003 yılından itibaren başlayan büyük atılımlarını önümüze çıkartılan tüm engellere rağmen hedeflerine ulaştırdık. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüler. Ülkemizi yeniden kendi iç mücadeleleriyle vaktini ve enerjisini harcayan bir yer haline getirmek için terör örgütlerinden darbecilere kadar herkesi kullandılar. Biz milletimizle birlikte ülkemize kurulan tuzakları birer birer boşa çıkardıkça kimi zaman sinsice, kimi zaman pervasızca yeni oyunlarla karşımıza çıktılar. Bu saldırılara cevabımızı da içeride birlik, ve beraberliğimizi güçlendirerek dışarıda siyasi, diplomatik ve askeri gücümüzü ortaya koyarak verdik. Suriye sınırımız boyunca bizi bir terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar. Harekatlarımızla bu kanlı zinciri kırdık. Doğu Akdeniz'de bizi sahillerimize hapsetmeye kalktılar. Yaptığımız anlaşmalar ve başlattığımız sondajlarla bu gayreti de akamete uğrattık. Libya'da darbeçileri özellikle kullanarak bir başka oyunun içine girdiler. Meşru yönetimi destekleyerek orada da heveslerini kursaklarında bıraktık. Ermenistan'ı kışkırtarak Kafkasya'da bir başka hamle yaptılar. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte 30 yıllık acıları sona erdirecek bir zaferin sevincini yaşadık. Milletimize söyleyecek hiçbir sözü, vaat edecek hiçbir projesi, ortaya koyacak hiçbir vizyonu olmayanları bir araya getirerek siyaset mühendisliğine giriştiler. İnşallah bunda da başarılı olamayacaklar. Buna karşılık biz önümüzdeki tüm zorluklara rağmen doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla ülkemizi geliştirme büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde yeni bir dönem başlattık. Amacımız ne içeride ne dışarıda kimseyle kavga etmek, kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemek, kimsenin meşru duruşunu bozmak değildir. Tam tersine dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü işbirliği halinde olmak istiyoruz. Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefikli ilişkilerimizi bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Rusya ve İran gibi köklü tarihi münasebetlerimizin bulunduğu ülkeleri asla göz ardı edemeyiz. İslam alemi ve Türk dünyasıyla kimi zaman birlikte, kimi zaman ayrı ayrı çok derin ilişkilerimiz var dünyadaki bölgesel pakların hemen hepsiyle işbirliğimizi geliştirme arayışındayız. Suriye'den Libya'ya kadar müdahil olduğumuz her yerde toprak bütünlüğü ve siyasi birlik temelinde çözümler için çalışıyoruz. Hiç kimsenin bu fotoğraf içinde Türkiye'yi tamamı yalan veya yanlış olan argümanlarla itham etmeye, tecrid etmeye, tehdit etmeye hakkı yoktur. Biz yaptığımız her işte hakkı, hukuku, adaleti, mazlumları ve mağdurları gözeten bir anlayışla hareket ediyoruz. Ülkemize karşı da aynı hakkaniyetli bakışla yaklaşılmasını bekliyoruz. Hiçbir onurlu ülke ve kurumun Türkiye düşmanlığını hayat gayeleri haline getirmiş lobilerin ve terör örgütlerinin elinde oyuncak haline dönüşmeyi kabul etmeyeceğine inanıyoruz. Demokrasi, hak ve özgürlükleri, adaleti, ekonomik kalkınmayı birileri istediği veya dayattığı için değil, kendi halkımız bunlara layık olduğu için savunuyor ve hayata geçiriyoruz. Kendi vaz değerleri, kendileri çiğneyenlerin aynı konularda ülkemizi eleştirmelerinden ve işi yaptırım noktasına kadar götürmelerinden üzüntü duyuyoruz. Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle, diplomasiyle, diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz. Bu kanalları hep açık tuttuk. Tutmayı da sürdüreceğiz. Bize bir adım gelene 3-5 adım gitmekten hiçbir zaman çekinmedik. Bundan sonra da Aynı samimiyetle gayretlerimizi sürdüreceğiz. AK Parti olarak, hükümet olarak, meclis grubu olarak 18 yıldır nasıl bu kararlılıkla çalışmışsak, önümüzdeki dönemde de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de illerdeki temsilcilerimiz olarak bu sürecin lokomotifliğini üstleneceksiniz. Rab'bim yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin diyorum. Bu duygularla Afyonkarahisar, Batman, Kütahya ve Siirt il kongrelerimizde görev üstlenecek kardeşlerime başarılar diliyorum. Hepinize bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.